Sayın Başkanımıza bırakalım. Mecnun Ot Yakmaz Başkanım hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Dileklerinizle başlayalım. Evet. Şimdi ilk önce bir defa İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla nasıl bir araya geldik onu biraz bahsetmek lazım. Şimdi ben bu halihazırdaki federasyondan memnun olmadım. Aslında süreç devam ederken ben federasyona çok önemli destekler verdim. Kulüpler Birliği'nde olsun daha sonraki pozisyonlarda hep destek verdim. Ancak hoşnutsuzluklar artmaya başlayınca başkanı aramıştım. Başkanım biraz rahatsızlıklar var artık yeni bir karar alıp bir yönetimin oluşmasında fayda var diye düşünmüştüm. Söylemiştim kendisine. Kendisi de aday olmayacağını söylemişti. Bu 18 Temmuz'da seçim olacağını ve kendisinin de aday olmayacağını söylemişti. Daha sonra aday olduğunu görünce Servet Başkan'la bir Servet Yardımcı'yla bir diyalogumuz söz konusu oldu. Onunla beraber tam yola çıkıyorduk ki kendisi maalesef çekilmek zorunda kaldı. Ondan sonra şaşırdığım bir telefon aldım İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan. Dedi ki başkan ya bir araya gelelim bir kahve içelim falan. Geldi ofisime buyur ettim. Kendisi o kadar güzel şeyler söyledi ki Türk futboluyla ilgili. Geçmişte yaşanmışlıklar var biliyorsunuz. Kötü anlar var. Arada tartışmalar söz konusuydu. Diğer taraftan da şöyle onur oldum. O operasyonların, o kumpasların, o dönemi 2011 dönemini hatırlayın. Kumpasların olduğu bir dönemdi. Onların hakim olduğu bir dönemdi. Orada iki camia, hatta birkaç camia birbirine girerek olumsuz bir atmosfer oluşmuştu. Ondan doğan da aramızda tartışmalar yaşanmıştı. Şimdi onların artık geride kaldığını, birlik beraberliğe ihtiyacı olduğunu ülkemizin, kutuplaşmalar olduğunu, futbolda da bunun böyle olduğunu ama bunun artık düzelmesi gerektiğini, Bayan Başkanım, düzelmesi gerektiğini, ilk adımı bizim atmamız gerektiğini, çünkü aramızda çok sert tartışmalar yaşandı. Onları bir araya gelmemiz Türk futbolu için iyi bir örnek olacağını söyledi. Ve ben de bu uzatılan eli, bu dostluk elini çok değerli buldum ve tuttum, birlikte yola çıktık. Ve şimdi bugün futbol ailesinin delegelerinin teveccühleriyle de özellikle dikkat çekilmesi gereken üçüncülükler burada. Demek ki alt liglerde kulüplerimizin ne kadar rahatsız olduğunun da en önemli göstergesi bu. Demek ki çok ihmal edilmişler. Onların da desteğiyle Süper Lig'de de birçok takım, diğer takımlara, hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onların desteğiyle şimdi bize önemli bir sorumluluk yüklendi. İnşallah İbrahim Başkan'la beraber çok şeffaf, dürüst, adaletli bir yönetim sergilemeye gayret edeceğiz. Diğer şeylerde de, röportajlarımda da söyledim. Biz buraya kazık çakıp burada kalmayacağız. Yani burada eğer başarısız olursak yeni bir yönetimle en azından bu Türk futboluna artık nüfuz etmeye çalışmış kliğin önüne geçmek adına bana daha önce Mehmet Büyükekşi de, Sayın Büyükekşi de bana başkan vekilini teklif etti. Ama ben artık bu düzenin değişmesi gerektiğini düşündüğümden, belki de ilk bu sabah sorsanız belki de seçilme ihtimali düşük olan bir adayı birlikte hareket ederek belki de kendi adıma bir risk almış oldum. Ama ancak doğru yaptığımızı gördük. 20 yıldır insan biriktirmişiz. Onun karşılığını burada görmek beni çok mutlu etti. Ve önemli bir sorumluluk da yükledi. Türk futbolu adına Türkiye Futbol Federasyonu'nda şeffaf, adaletli bir yönetim tarzı sergileyeceğimize şimdi sizlerin de aracılığıyla huzurunuzda da söz veriyoruz. Abi. Şeyi sormak istiyorum. Şimdi Sivas'a veda edeceksiniz. Sivas Spor'a. Evet. Ne hissediyorsunuz? Bu da zor bir şey olması evet, lazım. Evet, gerçekten duygusal... biraz buruldum. Arkadaşlarım da beraberdi burada. Yönetim kurulu arkadaşlarımız, başkan vekilimiz buradaydı biraz. 2004'te başkan, 2001'de Sivas Spor yönetimine girdim. 2004'te başkan oldum. O gün bugün de görevimi devam ettiriyordum. Şimdi artık nöbet değişim zamanı geldi arkadaşlarımıza. Ama şunu da söyleyeyim. Son yılda, özellikle bu yıl ve geçen yılda biraz çok fazla aktif değildim. Yani transferlerde, işleyişte falan arkadaşlarımız yetkiliydiler. Onları ben abileri olarak takip ediyordum. Ondan sonra gayet güzel gidiyorlar. İnşallah bundan sonra da ben sizle
Çünkü artık üzerimizde bir Sivasspor forması olmayacak tabii. Türk milli takım forması olacak. Evet. İnşallah ben sizde onlar hakkını verecekler diye düşünüyorum. Çok yorgunsunuz. Hepimiz yorulduk. Siz daha çok yoruldunuz. Son bir şey sormak istiyorum bir de. Size göre bunun Türk futbolunda şu an bir numaralı yapılacak iş ne? Yani illaki bunu paylaşmışsınızdır. Huzur ortamını tabii ki tekrar teşkil edip bir defa maçlarımıza iyi başlamak lazım. Çok kısa sürede her şey yani skora, oyuna bakıyor. Yani gözler orada oluyor. O yüzden ilk önce o gözleri tatmin etmek lazım. Ondan sonra da aksayan her şeyi birer birer ele alıp mutlaka bunları... Yani şunu söyleyeyim. Yapamıyorsak gideriz. Gitmek lazım. Hani olmuyor. Bazen şartlar yerine oturmuyor. Attığın taş kuşa değmiyor. Olmuyor. O zaman çekip gideceksiniz. Böyle... yanlış ifade de kullanmak istemiyorum. Çöreklenmek demeyeyim de yani. Böyle dört elle sarılıp gitmek lazım yani. Böyle direnmemek lazım diyorum. Yoksa gelip gönderiyorlar. Yani. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Çok teşekkür ederiz. Bizleri kırmadınız yorgun bir şekilde. Biz şimdilik sözü burada tekrardan size bırakalım. Çünkü bulunduğumuz alan çok müsait bir alan değil ama Murat Özbostan'la beraber 5 dakika sonra hemen müsait bir alanda değerlendirmemize devam edeceğiz diyelim. Melike, müsaade istiyoruz sizden.